Paşinyan'ın sadece sözde Gerb hareketler var. Emelde herhangi bir Gerb'le işbirliği, emektaşlığın arttığını söyleyemeyiz. Çünkü bunun için Emelde Ermenistan ne etmelidir? Önce Avrasya Ekonomik Birliği'nden çıkmalıdır. Veyahut Kolektif Tesisleşmezlik Mügavelesi Teşkilatı'ndan ayrılmalıdır. Arasından Rus herbi bazasını çıkartmalıdır. Bunların hiçbirini eylemez. Aynı zamanda iktisadiyat olarak Rusya'dan kopmalıdır. Bunu da eylemez. İran'la münasebetlere gelince ortalığı karıştırmak için İran'ı da içeri alarak biraz meseleyi uzatmaya çalışır. Orada başka bir şey diyemeyiz. Yani İran'ın bu dege Ermenistan üzerinde tesiri Rusya'nın tesirinden çok değildir. Yani bölgede hakim, Ermenistan'da hakim güç Rusya'dır. Ukrayna-Rusya muharebesi çerçevesinde belki Rusya'nın gücü azalır ama Ermenistan'da azalmış değil. Bu yani bunu dediğim gibi sözde değil, emelde görmedik biz. Bazı ekspertler diyor ki Garbe daha çok yanaşır. Mesela bana göre Paşinyan'ın Amerika ile öz arasında mesela hərbi tətbiqat eləməsi çok büyük hatalardan biriydi ki İran'ı da rahatsız etmişti. O zaman İran da narahatçılığını bildirmişti. Yani bu tür manevralar aslında Ermenistan'a güç değil, daha da zayıflık getirir. Daha çok başka ülkelerden asılılık getirir. Burada bizim için esas mesele Azerbaycan'ın yapması nedir? Yani burada Azerbaycan bilirsiniz ki 21'den sonra iyun ayının 21'inde 2021'de Türkiye ile bir Şam beyannamesi imzaladı. Müttefiklik seviyesine münasebetler çıkardı. Dolayısıyla bu baş veren proseslerde mutlaka Türkiye'nin rolünü de unutmamak lazımdı. Yani Türkiye az birbaşa Azerbaycan arkasında yer alan ülkedir. Öte yandan Rusya ile de böyle mukavele imzalansa da ama helalik Rusya'nın bu meselede açık desteğini veya mevkiini görmedik.